planlamasıyla TÜYAP İl Müdürümüz Osman Bey'in de desteğiyle bugünün ilk toplantısını açıyorum. Bugünkü konumuz dalış sporu, dalış işletmeleri, Antalya özelinde dünü, bugünü ve geleceği. Ben tabii bu işin bir amatörüyüm. Sol tarafımda oturan iki tane değerli hoca bu işe hem ticari anlamda hem de hayatlarını vermiş insanlar. Ben sadece girişi yapacağım bir amatör olarak, bir sualtı sever olarak. Ondan sonra onların değerli fikirlerini alacağız. Tabii bu bir akademik toplantı değil. Burada bulunan siz değerli dostlarımız, her türlü katkıyı verebilirsiniz. Biz sadece buradan mutluluk duyarız. Ama benim özellikle söylemek istediğim bu işle ilgili birkaç husus var. Şimdi onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Antalya kıyıları bu turizmin patlamasından önce dahi özellikle sualtı ilgililerinin hem arkeoloji anlamında, sualtı arkeolojisi anlamında hem de flora fauna anlamında merak duyduğu, ilgi duyduğu, dalışı tercih ettiği yerler tabii masmavi deniz, tertemiz sular, o zamanlar bol Lagos, Orkos, çayırlar, her türlü canlı Antalya'da su altının özellikle Avrupalı ve Amerikalı misafirler tarafından çok eski tarihlerden itibaren ilgisini çekmiş. Tabii şu an itibariyle Antalya sualtı flora ve fauna bakımından bir Mısır'la veya bir Asya ülkeleriyle kıyaslanabilecek durumda değil maalesef. Bir de istilacı türlerimiz var. Balon balığı, aslan balığı gibi. Su altında canlı popülasyon anlamında sıkıntıdayız. Ama dünyada su altında bizimle belki de yarışılamayacak bir zenginliğe sahibiz. O da su altı arkeolojisi. Biraz evvel Hakan Önüz Hoca ile birlikteydik. Hakan Önüz'ü bilmeyenler için hatırlatmak isterim. Kemer'deki sualtı araştırmaları merkezinin müdürü ve sualtı arkeolojisine ömrünü vermiş bir kişi, bir akademisyen. Hem de bu işin ticari ayağında da bulunmuş. Çok önemli birisi. Bugün şu müjdeyi aldım. Biraz sonra Akra Barut Otel'de Turizm Bakanımızla protokolü imzalıyorlar. Ve Türkiye'de ilk defa Bodrum'dan sonra maalesef ikinci su altı arkeoloji müzesi Kemer'e açılıyor. Yaklaşık bina maliyeti 1 milyon dolar civarında olan. İçi ve sergi alanları yine su altı arkeolojisiyle ilgili Uluslararası Anıtlar Sitler Kurulu ve UNESCO tarafından da desteklenecek bir fonla zenginleştirilecek. Çok güzel bir müze olacak. Ben çizimlerini de izledim. Sayın Bakan'a da buradan ve Hakan Hoca'ya tabii teşekkür ediyoruz. Bu fuar özelinde su altı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Önemli, bence önemli bir şey var. Şimdi bot şovlar, adı bot ama tabii ki botları da görüyoruz. Deniz turizm fuarları. Deniz turizm fuarı deyince de kruvaziyer turizm, marina işletmeleri, yat işletmeciliği, günübirlik tur işletmeleri, bareboat, kiralık tekneler, su spor işletmeciliği, su altı sporları işletmeleri, dalış okulları, bu sektörlere lojistik destek sağlayan imalatçılar, malzeme satıcıları, bunlar hepsi bu sektörün bir parçası. Burada belki kruvaziyer turizmi biraz ayırmamız gerekebilir. O daha büyük montanlı, daha büyük yatırım gerektiren bir iş olduğu için kruvaziyer turizm fuarları müstakil, kendi organizasyonları içerisinde yapılıyor. Ama kruvaziyer turizm hariç hemen hemen saydığım bu sektörün bütün birleşenleri, dünyadaki önemli fuarları da göz önüne alırsak hepsinde var. Düsseldorf'ta var, bu sene olmadı ama Londra'da var, Cenova'da var, Stockholm'da var, Paris'te var, her yerde var. Şimdi tabii bu Antalya Boat Show, Boat Antalya bebek bir fuar. Bu sene ikincisi. TÜYAP'ın gayretleriyle ve değerli katılımcıların gayretleriyle ikinci senesinde iyi, daha da iyi olacak. Tabii bu fuarı internasyonel hale getiremezsek bence başarılı olamayız ve ömrünü uzatamayız. Şu an için bir gerçek var. Türkiye ne sailing tekne, yani yelkenli yat imalatında
derin bir teknolojiye sahip, ne de hatta prototip motor yat üretiminde. Yani Türkiye bir Fransa ile, Hollanda ile, İtalya ile herkesin ulaşabileceği yelkenli ve motor yatları seri üretimini yapan bir ülke değil. Onun için de Antalya Boat Show'a Avrupalı'nın veya yabancının bot almak için, sailing tekne alması için gelmesini beklemek pek gerçekçi değil. Peki bizim bu sualtı deniz turizmi içerisindeki en büyük zenginliğimiz ne? Bana göre bu fuarı domine edecek birinci sektör sualtı turizmi olmalı. Tabii ki sadece o yetmez ama birinci uluslararası hale getirmek için birinci pazar veya sektör sualtı olmalı. Onu da ben şöyle açıklamak istiyorum. Başta da söylediğim gibi hakikaten sualtı arkeolojisi anlamında dünyada hemen hemen rakibimiz yok. Denizimiz hala çok temiz. Çok iyi eğitmenlerimiz ve dalış okullarımız var. Bugün dalış için dalış meraklısına sorduğunuz zaman bir yer söyler. Düsseldorf Salon 3. Neden olmasın? Benim hayalim bir sualtı amatörü olarak Antalya Boat Show'da sualtı sevdalılarının ziyaret etmeye gelebileceği bir uluslararası marka haline getirebilmek. Hepimiz veya ilgililer biliyorlar ki bugün Almanya'da 3,5 milyon insan tatilini dalışa göre planlıyor. Ve bu rakam diğer Avrupa ülkelerinde oldukça büyük. Türkiye'de de çok ciddi bir dalış sevdalısı, sualtı sevdalısı yerli pazarda oluştu. Ben bu konuda bu fuar organizasyonunun özellikle dalış ve dalış turizmi ile ilgili daha yoğunlaşması gerektiği inancında olanlardanım. Bu toplantıya açılış konuşmasını yapmadan evvel şurada numune olarak bir tane palet veya şnorkel gözlük bulamayız diyecektim bu lafları söylerken ama sağ olsun Adnan hocam hatırlattı. Polat kardeşimiz, Poyraz kardeşimiz burada. Padi'nin serbest dalış eğitmeni olarak stand açmış. Ben kendisine özellikle çok teşekkür ediyorum. Umarım bu fuarı belki çok kısa sürede değil ama benim hayalim o. İnsanlar hayal kurmadan yaşayamaz, yaşamamalı da. Düsseldorf Salon için alternatifi bir fuar, bir parça haline getirebilmek. Evet, bu hayalimi ve düşüncemi de paylaştıktan sonra sualtı ile ilgili neler yapılıyor? Birkaç de şeyden bahsedelim. Yani niçin önemli? Antalya MES Turizm'in Türkiye'de başkenti. Dünyada 4. büyük destinasyon. En çok misafir kabul eden. Ama hepimiz biliyoruz ki biz MES Turizm merkeziyiz. Yani biraz doldur boşalt. Ve çok güzel servis vermemize rağmen, çok güzel tesislerimize olmasına rağmen dünyada rekabet edebilecek fiyatlara henüz çıkamıyoruz. İnşallah çok kısa sürede çıkacak ama yani bize biraz katma değeri, yani deniz turizmin özelliği de bence o. Yani buraya havaalanından otele gelip 10 günlük tatilini yaptıktan sonra 5 kuruş para harcamadan havaalanına gidip ülkesine dönecek onlar da gelsinler ama biz bu arada günübirlik turlarla, dalış eğitimiyle, dalışla, efendim bir paraşüt teknesinde paraşüt çektirerek, jet ski kiralamasını sağlayarak biraz evvel söylediğimiz deniz turizmi ürünlerinden de faydalanmalarını sağlarsak çok ciddi bir katma değer sağlayacak. Belki bugün Antalya'da veya Kemer'de bir dalış için ödenen para bazı sezonun bazı tarihlerinde 5 yıldızlı otelde bir gece konaklamaya hemen hemen eşdeğer. Bir de dalış turisti biliyorsunuz otelini kendi ayarlar, uçağını kendi alır, paket almaz. Yani farklı farklı sektörlere de çok ciddi katkılar sağlar. Ben biraz tabii iltimas geçiyorum belki kendi ilgimden ama dalış hakikaten çok üzerinde durulması gereken veya çok daha yol kat edilmesi gereken bir sektör. Tabii dalış biraz evvel de söylediğim gibi özellikle Avrupalıların ve Amerikalıların Antalya ve çevresinin sualtı zenginliklerini görmeye gelmesiyle başladı. Ama pazar büyüdükçe başka ürünler de çıkartmak ihtiyacı oldu. Ne çıktı? Discovery. Discovery dalışı güzel. Neden? Çünkü insanı özendirmek yönelik. Çünkü sualtı bazı insanlar için ürkütücü gelebilir. Onları alıştırmak, bu sporun
temel birkaç sağlık problemi olmayan her insanın rahatlıkla yapabileceği bir spor olduğunu göstermek açısından önemli. Tabii burada neler devreye girdi? Suni resifler, SİDE'de Deniz Ticaret Odamızın Bakayla ortaklaşa yaptırdığı bir oldukça güzel sualtı müzesi oldu. Daha sonra Kemer'e böyle bir müze, yani objeler atıldı ve oradaki dalış, Discovery dalış özellikle hareketlendirmeye çalışıldı. Bir de tabii çok değerli batıklarımız var. Yani insanı daldıracağınız noktada aşağıdaki şeyin hikayesini anlatamıyorsanız onun pek bir cazip tarafı yok. Yani bu artificial da olabilir, suni de olabilir. Ama yani bir kalıptan dökülmüş Poseidon heykeline daldırmak farklı. İsim, marka bir sanatçının yaptığı bir esere daldırmak farklı. Tabii Paris'i, Saint-Didier'i bunları hiç söylemiyorum bile. Paris batığımız mesela ilk defa UNESCO'nun sualtı mirasına girdi. Çünkü batıklar 100 yılı geçtikten sonra kültür mirası haline geliyor. Artık bizim de su altında Kemer'de bir sualtı mirasımız var. Evet. 10 dakika olmuş. Bayağı konuşmuşum. Ben tabii önce sözü Adnan Hoca'ya vermek istiyorum. Bir de tabii Antalya deyince yine notlarım arasında dalış rehberleri çok önemli. Özellikle bu işe meraklı kişiler genellikle eğitim düzeyi yüksek, entelektüel seviyesi yüksek insanlar okumadan, görmeden pek dalmak istemiyorlar. Kemer Kaş'ta Murat Draman Hoca'nın hazırladığı kitap. Bu yılda yarın imza gününü yapacağız. Yarın ve öbürsü gün. Adnan Hoca'nın hazırladığı Kemer'le ilgili rehberler son derece önemli ve sektöre çok büyük katkı sağlayacak yayınlar. Ben hem yaş itibariyle, benden değil ama İsa Hocam'la yaş itibariyle, hem de hakikaten 30 yılı geçti değil mi Adnan Hocam? 30 yıldan beri, 30 yılı aşkın süredir Kemer'de hem sualtı eğitmenliği hem can kurtarma eğitmenliği yapan, son yıllarda da sualtı görüntülemesiyle, yani sualtı fotoğrafçılığı ile ilgili çok büyük mesafe kat eden, çok büyük değer kazandıran sektöre ve Sualtı Federasyonu'nda görüntüleme kurulu üyesi Adnan Hocam'a, Adnan Büyü'ye sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Herhalde ben dalış turizmi günüyle bahsederek biraz yaşım da ortaya çıkacak. İlk başta ben dalışa 1982 yılında Türk Komik Adamlar Kulübü'nde başladım. Dalış turizmine 1986 yılında Bodrum'da ilk kurulan, o zaman dalış turizmiyle ilgili bir merkezle başladık. 86'dan sonra Bodrum'da görev yaptım. 90 yılında burada daha önce dalış merkezi açmış olan Turgay arkadaşım, o 88'de açmıştı. Biz o zamanlar başladık. Yani 88-90'da Kemer'de, Tekirova'da, Fasilis Prenses Oteli'nde dalış okuluna başladık. Tabii bizim o zaman başladığımızda şu anda arasında çok büyük fark var. Anlattığımız bir sürü olaylar var. Bizim başladığımızda, yani şundan çok basit olarak anlayabilirsiniz. Otel bize müşteri odasında yer veriyordu. Müşteriden yemek yiyorduk. Hatta ücret almıyorlardı. Ekstradan bizim sigortamızı ödüyorlardı. Evet. Seneler geçti, yavaş yavaş bizi birinci kattan indirdiler, personel lojmanını aldılar. Personel lojmanından daha dışarı aldılar. Ondan sonra hadi artık dediler, siz dışarı gidin, bir de kira ödeyin dediler. Sonradan acentalar eskiden Kemer'den bize dalış getirmek için bizi ararlardı. Biz yok istemezdik, nazlanarak kalırdık. Şimdi artık dalış turizminin en büyük paydasını kazanan acenteler olmaya başladı. Yani çok bir değişiklik burada söz konusu. Bizim başladığımız sürelerde tabii bir de şu vardı, denizlerimiz daha temizdi. En büyük etken bence bu. O zamanlar fuarlara gidiyorduk, şeylere gidiyorduk. Yani yurt dışındaki tabii ki farklı sualtı destinasyonuyla belki baş edemeyecektik ama sularımız bizim başladığımız dönemlerde çok temizdi ve daha fazla canlı vardı. Şu anda artık canlı yok. İnanılmaz bir kirlilik var. Eski tabii ki indiğimizdeki canlıları göremiyoruz. Tabii bir de farklı olgular da oluştu. O zamanlar
müşteri potansiyelimiz ve de mesela Tekirova bölgesinde bir otelde biz vardık. Öteki otelde fazla Türk yoktu. Dieter vardı, Hans vardı. Yani aslında yabancılar da vardı. Biz ilk başta bu yabancılara karşı çıkıyorduk ama bence o yabancılar aslında olması gerekiyor. Bakın şu anda ülkemiz hiç yabancı bir dalış merkezi yok. Bizim tanıtımımızı yapıyorlardı aslında. Yani Almanya'da olsun, orada olsun, bu da önemliydi. Bu bilgiyi biz tabii sonradan anlıyorsunuz. Yani ne kadar tanıtımın önemli olduğunu. Bunun haricinde tabii ki bizler su altında turizm aslında demin de konuşuyorduk. Turizm doğayla iç içe olan bir şey ülkemizde. Yani turistler buraya niye geliyor? Doğadaki bir şeyi görmeye. Değil mi? Suyun altında da böyle. Eğer siz suyun altını korumazsanız kimse buraya gelmez. Yani kimse görecek bir şey gösteremezsiniz. Sadece bu tabii ki yok etme şeyde değil. Bence arıtmalar da çok önemli bir şey. Bu İstanbul'da birçok oradaki akademisyenin söylediği bir şey var. Ne kadar arıtılırsa arıtılsın, arıtılan suyun içindeki azot miktarı aynı dalıştaki gibi Levent Hocam, saturasyon olayı denizde de oluyor. Ve azotun miktarı yükseldikçe oksijen yok oluyor. Oksijenin olmadığı yerde de canlı olmuyor. Yani körfez olan yerler, Gölcük olsun, Bandırma Körfezi'nde böyle tehlikeler var. Yani biz her şeyi denize veriyoruz. Bence bu çok önemli. Madem biz denizden kazanıyoruz, denizi korumamız gerekiyor. Evet, o zamanlar biz dalış tabii ki buradaki, şu andaki ol gibi de daha çok yurt dışından gelen dalgıçlar, usta dalgıçlar oluyordu veya burada eğitim alıyorlardı. Discover dediğiniz sistem o zamanlar pek fazla yoktu. Yani belgesi olan bir insan buraya dalış yapıyordu. Dalışlar daha böyle ne diyeyim, doldur boşalt gibi değil de daha az insana ama gerçekten de bir dalış turizmi oluyordu. Şimdi yapan arkadaşlarım var, Yeni Tönden, İsa Hoca da anlatacak bunları. Kazanç daha fazlaydı benim gördüğüm ki az kişi daldırsak bile bize yetiyordu veya şimdiki dalış merkezleri pek getiremiyor. Onu demek istiyorum, yani nerede olduğunu bulmak gerek. Dalışta tabii ki zaman geçtikçe başka faktörler de var. Yani dünyada olan bir kriz var tabii ki, bunu da görmek gerek. Almanların alım gücü işte birleşme, Doğu Almanya ile birleştiler. Avrupa Birliği oldu, Euro'ya geçildi. Yani bunlar da etken. Ve de bütün yayınlanmış aslında bazı araştırmalar var. Eskisi gibi böyle dalış sektörü veya su altı sektöründe biraz azalmanın nedeni, ilginin kaybolmasının sebebi teknoloji. Şimdi GoPro'larla iniyorlar, suyun altına kuruyorlar. Artık insanlar inmeden bile bazıları suyun altını görüyor. Eskiden insanlar niye inerdi? İşte zevk, merak veya değişik bir dünya görmek için, ama artık teknoloji de bunu rahatlıkla evimizin içine kadar, televizyona, yani telefonumuza kadar sokabiliyorlar. Tabii bu da bir etken. Yani ne yapılabilir? İlk başta denizlerimizi korumamız lazım. Ben bunu görüyorum. İkincisi, öteki ülkelerdeki bu dalışla ilgili yapılan yenilikler var. Bakın, artık eskiden dalış kursunu, dalış veya dalışla ilgili ilk başlayan kursa her yerde vermek çok azdı. Ama şimdi çok fazla eğitmen var. Her dev yer veriliyor. Bunun yerine dalışı almış insanları belki farklı eğitimlerle daha ileri düzeyde Malta'da olduğu gibi mesela karışım gazlar daha ileri derecedeki eğitimlerle çekilebilir. Yani bunu yapmamız gerek ama biz tabii ki orada neredeyiz onu da öğrenmemiz gerek. Ne kadar bir bilgiye sahibiz, bununla ilgili bir donanımımız var mı? Bu da önemli. Yani bizim de eğer buna sektöre ayak uydurmamız için muhakkak ve muhakkak öteki ülkelerdeki değişiklikleri de almamız lazım. Bir de dediğim gibi yeni resifler olabilir, şeyler olabilir. Su altını canlandıracak. Koruma alanlarının olması gerek. Biz üç adalar için hala uğraşıyoruz. Çalışma veriyoruz. Çok güzel bir örneği var Kaş. Çok güzel oldu Kaş'taki şey nokta. Kaş artık bütün dünya tanıyor. Dalış olarak, bölge olarak.
Yani Antalya'da da böyle yerlerin olması, daha da fazla olması gerekir bence. Benim anlatmak istediğim şu, yani benim söylemek, bizim zamanımızda belki dalış merkezi de fazla değildi. Şu anda çok fazla dalış merkezi var. Çorba tabii ki belki şey aynı kaldı. Çok fazla kaşık girdi. Ona göre de düşünmek lazım. Belki standartları yükseltmek için, yani dalış merkezlerindeki denetimler mi diyeyim veya daha fazla şeyin daha etkili olması gerektiğine inanıyorum. Evet, belki şimdi de dalış turizminin bugün de konuşmak için İsa Hocam'a veriyorum. Teşekkürler hocam. Merhabalar, adım İsa, soyadım Alemda. Burada aslında Türkiye Soğan Sporları Federasyonu il temsilcisi olarak bulunmaktayım. Ama aynı zamanda bir dalış merkezinin işletmecisiyim. Ve 20 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Şimdi öncelikle bizim buradaki anlatmak istediğimiz daha çok dalış merkezleri, dalış noktaları, tüplü dalış, yani bildiğimiz scuba. Ama buna ek olarak bu spor dalı dediğimizde bir sürü branşın altyapısı var. Bunlardan biri serbest dalış. İşte Poyraz hocamız aramızda. Onun dışında zıpkınla balık avı, sualtı hokeyi, sualtı rugby'si, ki bu iki branşta belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama ben eklemek isterim. İki branşta da üst üste, özellikle hokeyde dünya birincisi olan tek ülkeyiz iki kere. Bunun dışında bu yıl bayanlarda dünya birincisi olduk. Erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Çoğu insanın bilmediği ama gerçekten başarılı olduğumuz branşlar bunlar. Bunlara ek olarak sualtı videosu, sualtı fotoğrafçılığı, monopalet, paletli yüzme gibi branşlarda da spor olarak değerlendirdiğimizde gerçekten başarılıyız. Bunların en bariz örneği Kaş Başkadır. Yarışmalarının yapıldığı, dünyanın her ülkesinden neredeyse katılımcının buluştuğu ve keyifli büyük bir organizasyon oluyor. TSSF adına bunları zaten dünyada hem ülkenin prestiji için gerçekten sunumlar, yarışmalar yapılıyor, gidiliyor, geziliyor, görülüyor. Bireysel de yapılıyor. Poyraz hocamın olduğu gibi daha bir sürü insanı da sayabilirim. O burada olduğu için sürekli onun adını söylüyorum. Yoksa Adnan hocamız da var, Memo da var, daha bir sürü arkadaşımız var hocam, eğer unuttuğum varsa. Peki bizim için önemli olan ne? Ben dalış noktasından devam edeceğim. Geçmişte Adnan hocamın söylediği gibi ben de başladığım dönemlerde ulaşılabilirliği bizim dönemimizde, benim dönemimde çok zor değildi işin açıkçası. Çok eski dönemlere gittiğimizde maske, palet bulmak bile sorunken şimdi istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Bulamadığımız tek şey kalite ve doğru müşteri portföyü. Ona ulaşamıyoruz. Sebebi, şimdi geçmişte Adnan hocamın söylediği gibi dalış merkezleri az iken müşteri, o zamanki turizm yani baktığımızda belki bugünden çok az ama gerçekten doğru kitleydi. Gelen insanlar daha çok döviz bırakıyordu. Çünkü şu anda bunu değerlendirdiğimiz turizm adına alternatif turizm olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Ve sektörde Antalya, Kaş nasıl ki bir şey değil, Kızıldeniz değil ama olanını söyleyeyim, bundan 3 yıl öncesinde Mısır'da yaşanan problemden ötürü bütün acentalar Türkiye'ye döndü. Bu ne demek? Demek ki biz bir alternatiften öteyiz. Yani oradaki nasıl pazar, evet bir su altı canlıları çok güzel, çok renkli ama burası da hiçbir dünya ötesinde olmayan, Cüneyt hocamın da söylediği gibi benim de ilk eğitmenim olan Hakan Öniz'in liderliğinde su altı tarihinin gerçekten çok kuvvetli olduğu, batıklarımız, tarihimiz çok eski. Zaten toprağımızın üstünde de, yani üstü de ciddi bir tarihe sahip, suyun altı da. Geçmişte olanlar ulaşılabilirliği çok zorken maddi açıdan çok daha kolay ve tatminkardı. Şimdiki durum ise dalış merkezi çok ama bunun ben çok olmasının sebebi artık aldığımız turist potansiyeli de yüksek. Ona istinaden karşılıyor. Fakat dezavantajı nedir? Rekabet kısmına geldiğimizde kaliteyle değil fiyatla rekabet ettiğimiz için, ki ben de dalış merkezi sahibim ve öz eleştiri yaparak bunu söylüyorum. Her dalda olduğu gibi. Rekabetin de parayla değil kaliteyle yapılabileceğine inanıyorum. O yüzden tüm dalış merkezlerinin de kendi aramızda sürekli paslaştığımız durumlar var. Bu şu anda aramızda da dalış merkezi sahipleri var. Ve birlikte, ki karşı karşıyayız, Yusuf hocam burada,
Hemen karşımdaki dalış merkezinin sahibi kendisi. Bizim için rekabet çok önemli değil. Benim için değil, onlar için de değil. Karşılıklı paslaşıyoruz. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Geçmiştekiyle şu anki durumun arasındaki en büyük fark o. Geçmişte daha çok hocalarım arada bir diyalog kopukluğu oluyordu. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Biz oturup konuşabiliyoruz. Hani birbirimizden ilgili o rekabetimiz yok. Nasıl bunu geliştirebiliriz? Adnan hocamın söylediği gibi alternatiflerin artması lazım. Alternatifler dediğimiz yalnızca tüplü dalışta sınırlı kalmamak gerekiyor. Bu şu demek, işte yeni geliştirilen vibratorlar olsun, işte teknik dalışlar olsun. Fakat bu noktada da federasyonumuzun birazcık daha gelişim yapması lazım ki bizim hem yönetmelikler hem de talimatlar açısından daha rahat davranabilelim diye. Onlar da bunlarla ilgili ciddi çalışmalar içerisinde. Buna ek olarak son dönemlerde özellikle üstüne basa basa söylediğimiz serbest dalış olayı var. Çünkü serbest dalış olayı dünyada çok popüler olmaya başladı. Sebebi scuba'yı çok seviyoruz. Güzel. Evet, işimiz bu. Parayı buradan kazanıyoruz. Keza serbest dalış ise daha çok bir yere bağlı kalmadığınız, malzemenizi aldıktan sonra doğru bir eğitimi desteklediğiniz takdirde dünyanın her yerinde tatlı, tuzlu ya da herhangi bir suyun bulunduğu yerde yapabildiğimiz bir durum. Geçmişten bir de evet, denizlerimiz daha temizdi. Şimdi ama evet, kirli ekstra canlılarımız var, aslanımız var. Yani olsun mu olmasın mı, geldi gitsin mi, öldürelim mi, yiyelim mi, pişiriliyormuş, tatlıymış, güzelmiş. Şimdi o dönemindeyiz. Bundan yaklaşık bir 5 yıl, 6 yıl diyebilir miyiz Adnan Hoca? Aslan balığıyla ilgili. Evet, 3-4 sene. Ben burada 3 yıl önce fotoğrafladım Antalya'da. Benden önce Mersin'de fotoğraflanmıştı. Yani bu hayvan o dönemlerde şöyle yapıyorduk. Oo bak, gördün mü, bir aslan, o çok güzel. Şimdi her yerdeler. Bizim için avantaj mı, dezavantaj mı? Düşünmek gerekiyor. Ama kendim için söyleyebilirim, benim için avantaj. Çünkü görsel anlamda çok güzel bir canlı. Ama savunulması gereken bir canlı. Olur da batıkta daha bizden kimseyi sokmadı. Gelip de sokan bir canlı değil, öyle durduk yere dalga geç gelmiş, hadi bunu sokalım demiyor zaten. Ama denizlerimizin artık değiştiğinin, yeni canlılarının geldiğinin bir göstergesi. İyi kötü zaman gösterecek. Gelecek için de söyleyebileceklerimiz tabii ki şu anda yaptığımız işin içerisinde scuba, tüplü dalış geliştirilebilir. Ama ileride olacak olan turizmin, yani bu alternatif turizmin diğer bütün turizmlerle birlikte aynı kalitede büyümesini isteriz. Bunu da sağlayacak olan haliyle gelecek olan müşteri portföyü bizim için çok önemli. Umarım hani bu yıl hepimizin beklentisi o. Biz dalış merkezlerinin elinde tutulur somut hani şeyler. Yani bizde umuttan başka bir şey yok. Umudumuz var. Her yıla öyle başlıyoruz. Geçmişte Adnan hocamların hani durumu birazcık farklıymış ama bizde tek umut var. Her yıl şunu istiyoruz. Güzel bir sezon olacak. Umudumuz var diyoruz. Umarım da bu sezon bizim için böyle geçer. Bu birkaç şey daha ekleyeceğim. Var mı zamanımız hocam? Tamam. Bizim için denizler kirlendi dedik. Türkiye için yalnızca denizler değil, dalış noktaları. Bir sürü tatlı suyumuz var, göllerimiz var. Yani buralara da eğer ki denizlerimize getirebileceğimiz üst portföy olursa üst tarafa da çıkabiliriz. Bu bizim için bir avantaj. Kesinlikle ama kesinlikle özellikle dalış noktalarının güvenliğinin sağlanması. Bu güvenlik dediğim hem su altının fauna florası ki dalış yasak bölgelerin, projelerin daha bir sürü nokta var arkadaşlar ülkemizde. Dalışa yasak olan ama suyun altında yasak işgal edecek hiçbir şeyin olmadığı, özellikle Adrasan bölgesinde Suluada dalışa yasak bir nokta. Onun dışında orada dalışı yapılabilen biliyorsunuz Yarasalı, Pırasalı, Karagöz, Hacıvat dediğimiz noktaların arasında da bir sürü dalışta yasak yer var. Bunların da açılmasını istiyoruz. Umarım bununla ilgili çalışmaların olduğunu biliyorum ama ne durumda olduğunu bilmiyorum. Bunlar da bizim için büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Ve beraberinde özellikle kendi bölgemden örnek verebileceğim, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan bugün buraya
maketini getiririz diye planladığımız fakat kendi yerimizdeki inşaattan ötürü getiremediğimiz çok kıymetli olan Fransız gemisi var. İkinci Dünya Savaşı'nda batırılmış İngiliz uçakları tarafından içinde ise Alman mühimmatının bulunduğu. Bu ne demek? Türkiye o kadar çok medeniyetin ve tarihin yaşandığı bir nokta ki bu batıktan şunu anlayabilirsiniz. Evet, zaman makinesi şimdi icat edilmedi ama orada var. Bu ne demek? Ben her daldığımda yaşadığımı söyleyeyim. O batığa girdiğimde sanki o gün orada o anı yaşıyormuş gibi hissediyorum. Unutmayın, yani tarih, batıklar birer zaman makinesidir. O gün orada o tarih durmuştur. Bunu niye bahsediyorum? İnsanların çoğu, kendi ülkemiz dahil daha bu batıktan bir haber. Yabancı insanlar ise bizden daha çok bilgili. Onların kütüphanelerinde, onların kendi dokümanları içerisinde bununla ilgili bir sürü bilgi var. Biz elimizin altındaki kıymetli noktaya, yıllardan beri söylüyoruz, Saint-Didier, Paris, bunlar çok önemli dalış noktaları diye. Madem ki denizimizde canlı yok, tarihimizi reklam edip bu insanlara anlatmak istiyoruz. Bunun üstünde de çok durmak istiyorum. Saint-Didier, tekrar diyorum, benim için çok kıymetli, dalışa uzak değil. Tekneye bindiğinizde 15 dakikada oraya varabiliyorsunuz. Dalış limitlerinde 18'de başlıyor, 30'da bitiyor. 100 metreye yakın uzunlukta içerisinde jipi, gaz maskesi, bombası, postalı, yani bütün mühimmatın bulunduğu bir nokta. Bunun bir eşi benzeri Tisilgon, Kızıldeniz'de. Bu iki noktaya da dalan insanları, yani ona dalanları buna daldırdığımızda söylediğini söyleyeyim. Eğer o birse bu iki. Eğer bu birse o iki dünyada diye batık sıralamasında. Çünkü puanlama yapılırken bir sürü kriterleri var bunların, dalınabilir limitleri. Ama sendi diğerin kıymeti böyle. Bilinmesini de istiyoruz. Bunun için gerçekten Antalya'da biz 9 dalış merkeziyiz. Aktif olarak buna batığımızı pazarlıyoruz, satıyoruz. İstiyoruz ki bu tarihin üstünden gidilsin. Tabii gelecek için de söyleyebileceğim o batığın uzun yıllar yine orada kalabilmesi. Bunu da yine koruyacak olan biziz. Haliyle hani bazen haberler alıyoruz onlarla ilgili tahribat söz konusu oluyor diye ama bu tahribatı yapacak olan da yine biziz. Bizden başka kimse girmiyor oraya. Şundan emin olabilirsiniz, Antalya'daki bu dalış noktası için net ve net söyleyebilirim ki hiçbir zaman yıpratılmıyor, tahrik edilmiyor. Orası aynı zamanda bakın denizaltıyla ilgili de birkaç şey söylemek isterim. Turistik amaçlı Türkiye'mizde iki tane denizaltı var. Bunlardan bir tanesi Alanya'da, bir tanesi burada Antalya'da. Bu denizaltının daldığı tek bir nokta var arkadaşlar. Batık. Başka bir yer yok. Nereye gösterecek? Ha bu arada batıkta da görüntü her zaman iyiydi. Bazen böyle aradığımız da oluyor. Ha bu dezavantajı, garantisi yok. Bizlerin gelecekte de o batığın orada olmasını isteriz. Denizlerimizin hali hazırda hala daha dalınabilir olmasını isteriz. Dalış merkezleri olarak da ileride kendimize daha ek tabii yönetmelikler ve talimatlar izin verdiği sürece dalış tekniklerinin geliştirildiği ki bizler zaten bunun için açığız. Kendimize her yıl yeni şeyler, yeni belgeler, yeni eğitimler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Umarım da beklentilerimiz yarın öbür gün 20 yıl sonra burada, o kadar uzun olmasın, 5 yıl sonra burada uluslararası bir fuar olur. Hep birlikte yeniden konuşmacı olarak sizleri görürüz aramızda. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hocam daha bitmedi ama bir ikinci tur daha yapacağız. Kısaca şu ana kadar konuşulanları bir değerlendirecek olsak, en başta vazgeçilmezimiz denizlerin temizliği, temiz tutulması. Bu yani bizim kullanarak korumak diye tanımladığımız, bu son derece önemli. İşte Nevzat Albayım olsun, buradaki bütün dostlar, yıllardan beri dalıyoruz bizler amatör olarak. Görüş her geçen gün düşüyor, kısalıyor. Tabii başta da söylediğim gibi batıklar çok önemli. Antalya'nın en büyük zenginliği. 3 tane batık söyleyeceğim. Daha çok var da. Bir tanesi Uluburun. 3300 yıllık bilinen tarihin en eski ticari gemisi. Ki şimdi onun daha da eskisi bulundu. O da çok yakında lanse edilecek. Tina Kitapçığı'nı yayınladı. İkincisi yine Nevzat Albayım'ın da çok büyük emeği oldu. Paris batığı. O da 1. Dünya Savaşı'nın bu topraklarda veya bu sahildeki sembol gemilerinden bir tanesi. Bir tarih anlatıyor. Çok derin, çok anlamlı bir şey, bir hikayesi var.
hem Türk topçusunun hikayesi var, hem o geminin neden burada bulunuyordu onun hikayesi var. İkincisi de, üçüncüsü de Sendiliyer. O da İkinci Dünya Savaşı'nın önemli hikayesini anlatıyor. Gerçekten bunları evet çok iyi anlatabilmek lazım. Bugün Paris Batı ile ilgili işte Mustafa Aydemir'in hazırladığı bir kitaptan başka kütüphanelerimizde bir şey bulamayız. Sendiliyer ile ilgili belki Hüseyin Çimri'nin işte Asso için hazırladığı çok sevdiğim bir yerel tarihçidir. Birkaç sayfadan başka bir şey bulamayız. Bunları lanse edemediğimiz müddetçe, anlatamadığımız müddetçe de işte benim hayalini kurduğum gibi bu fuarı uluslararası anlamda bir yere getiremeyiz veya daha fazla alması gerekeni bu sektör alamaz diye düşünüyorum. Ben şimdi kısa bir ikinci tur yapalım. Ondan sonra bu işin çok içinde olan dostlarımıza interaktif olarak devam ederiz. Ben hocama tabii, Adnan hocama şu kitabı sormak istiyorum. Bu toplantının da ana, yani bu sektör için çok önemli yapıtlardan bir tane. Çünkü kitap yok. Yani hakikaten buna emek harcayanlara başta Adnan hocam olmak üzere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu kemer dalış rehberiyle ilgili süreci, hedefleri veya bundan sonrası için görüşlerini almak istiyorum. Bunu... Çok teşekkür ederim Cüneyt Bey. Şimdi gerçekten de kaçta Murat arkadaşımız kaşın su altı yapısı ile ilgili çizmişti. Benim burada aslında bu senelik değil, iki seneden beri bununla ilgili bazı çalışmalarım vardı. Amaç, yani kitap fazla büyük boyutlarda olmasın. Yani bir dalgıç çantasına koyup rahatlıkla o bölgedeki dalış noktalarıyla ilgili bilgiyi alabilsin. Su altındaki haritalarla çizimle de rahatlıkla anlaşılabilsin. Çünkü burada önemli olan muhakkak orada bir rehber eşliğine dalacak ama daldığı noktanın da ne gibi özellikleri var, hangi canlıları görebilir, mağara mı, duvar mı bilmesine yarar var. İlk Kızıldeniz'e dalışa gitmiştim. Orada gerçekten de gördük güzel dalış noktaları, dalış şeyleri var. Biraz tecrübeniz varsa, eğer sizin de iyi, belgeniz yeterliyse bir buddy'nizle, yani bir arkadaşınızla o bölgede yanlış başınızı dalabilirsiniz. Dalıştan daha fazla zevk alabilirsiniz. Ben çok kalabalık bir grupla mesela dalış yapmak istemiyorum. Yurt dışından gelen usta dalgıçların bazıları da bunu tercih edebilir. Bu kitabın böyle bir yararı da var aslında. Yani eğer yeterli belgeye sahipse bir buddy ile beraber o bölgede dalış yapabilir. Oradaki taşlar, koordinatlar, navigasyonla bunu bulabilirsin. Şimdi kitap süreci tabii ki önemli. Kitap çıkarmak çok meşakkatli. Yani kolay bir iş değil. Çünkü devamlı hataları buluyorsunuz, tekrar toparlıyorsunuz. Fotoğraflar da önemli çünkü burada. Fazla büyük boyutta da yapamıyorsunuz. O bölgenin tüm özelliğini de kapsamasını istiyoruz. Bilgi olarak da genel anlamda bir dalışta çizilecek bir rota vardır. Hangi rotayı kullanmak gerekir, nereyi görmek gerekir? Bundan kitabın konu kısmı, bilgi kısmında da bundan daha çok bahsettim. Kitap Türkçe ve İngilizce, belki ileride başka dillerde de olabilir. İkincisi, insanlar, en fazla dalışa gelen insanlar o bölgede gördükleri canlıların isimlerini de merak ediyorlar. Onların Türkçe, İngilizce ve Latince isimlerini de yazdık. Genel anlamda bir dalışa gelen bir insan o bölgeyle ilgili tüm bilgileri bu kitapta rahatlıkla bulabiliyor. Tabii muhakkak daha fazla bilgi vardır, daha fazla şey vardır ama yaptığımız şey hem anlatım olarak hem de bilgi olarak bence bir dalgıç olarak. Ben de aynı zamanda profesyonelim, ticari olarak şey yapıyorum ama su altı fotoğrafçılığı, fotoğrafıyla suyun altına indiğimde benim de dikkatimi çekecek olan şeyler canlılar. Bu çok önemli yani. Zaten neden iniyoruz? Bir canlı görelim, değişik bir yapı görelim. Suyun altındaki yapı çok önemli. Bir mağara, bir duvar insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Dediğiniz gibi şimdi yapay resifler var veya eski bir batık. Bu batıkla ilgili bilgi de önemli. Demin Paris batığından bahsettiniz. Aslında çok önemli bir şey. Biz ne yazık ki değerlerimizi de korumayı bilmiyoruz. Biz zamanında çok uğraştık. Paris batının yanında arıtma yaptılar. Arıtmanın çıkışını yaptılar. Biz bunu çok engellemeye çalıştık. O zamanlar Turgay arkadaşım olsun.
bayağı uğraştılar ama engelleyemedik. Neden? Bize kulak asmadılar. İşte en büyük hata bu. Bu işi bilen insanlardan bilgi alınmıyor. Evinde mayosu olmayan insanlar deniz hakkında karar veriyor. Yani bu. Bu kadar basit. İşte bundan dolayı biz en büyük şeyi, yanılgıyı burada yaşıyoruz. Bizim hakkımızda bir karar verecekseniz bize bir danışın. Bizden bir bilgi alın. Biz söyledik, Paris batığı var. Yanına bunu koyarsanız bu batık gider. Eskisi gibi şimdi dalış oluyor mu? Olmuyor. Yani eski çekimlerle şu anda arasında dünya kadar fark var. Yani bir şeyi korumak da önemli. Yani isterseniz derece 10 batırın, uzay mekiği batırın ama siz elinizdeki değeri bilmemiz lazım. Biz bu değerleri bilmezsek tabii ki dalış turizmi çok farklı yerlere de gidiyoruz. Biz bu değerleri korursak, aslında denizimizi korursak, değerleri korursak biz inanılmaz bir şekilde su altı turizminde, dalış turizminde başarılı oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bu Paris Batı'nı şamandıralaması ile ilgili bir bilgi vermek isterim. Antalya Valiliği Koruma Kurulu'na yazıyı yazdı. Koordinatları belirlendi. Paris Batı'nın Sancak ve İskele tarafına 5 tonluk 2 tane tonozla tekneye değmeyecek ve zarar vermeyecek şekilde markalama şamandırası yapılacak. Ama dediğiniz gibi çok geç kalındı. 95'te Nevzat Albayım'la Haziran ayında ilk dalan gruptanız. Biz orada gördüğümüz ilk plaka barutlar, seramikler hakikaten muhteşemdi. Ben en son bu Ağustos ayında daldım. Dediğiniz gibi, evet hocam bir hafta önce dalmış. Geç de olsa bu şekilde bir koruma sağlanacak. Ben şimdi İsa hocama da şunu sormak istiyorum. Uzun yıllar tartıştık, yani TSSF'nin, yani Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu kulüplerin sportif faaliyetlerine yönelik, daha doğrusu Türkiye'deki spor federasyonları kurulmuş organizasyonlar ama sizin de sahip olduğunuz sualtı sporu işletmeleri rekreatif amaçlı ticari kuruluşlar. Yani para kazanmak amacıyla biliyorsunuz yıllarca işte çocuk dalar mı onu tartıştık. Yani Alman 14 yaşında çocuğunu suya daldırırken Türkiye'de daldıramıyorduk. Veya işte hala bir Türk vatandaşı illa SIMAS eğitimi almak zorunda. Yani PADI, SSI. Şimdi tabii ki denklik veriyorlar ama özetle şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye Su Sporları Federasyonu, Türk dalış işletmelerinin ve Türk insanının aletli dalış yapabilmesi için koruyucu mu, engel mi veya bu konuda hoş açılış konuşmasında söylediniz ama neler eksik veya neler yapılmalı? O konuda bilgilendirirseniz sevinirim. Buyurun hocam. Öncelikle yani şimdi TSSF'nin ilk temsilcisi olarak buna yorum yapmaktansa direkt yönetmeliklerin üstünden gideyim. Sonra topa tutmasınlar hocam beni. Ama dalış merkezi sahibiyim. Bir de oradan değerlendirelim. Şimdi bugün bana gelen bir mail var. 12 yaşında bir kız çocuğu. Annesi PADI'den geçen yıl eğitimlerini tamamladığını yazmış. Sabah geldi bu mail. 6. ayda Belek'te bir otele geliyorlar. Ve bizden 4 günlük bir organizasyon istiyor. Bunun dışında diğer kızı ve eşi dalış yapmıyor. Ben sabah ne yazacağımı bilemedim. Hala daha düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizin yönetmeliğinde 12 yaşında başka bir ülkenin de hani vatandaşı olsa dahi daldırabilme yetkim yok. Ben yönetmeliği uygulamakla yükümlüyüm. Onu yapmak zorundayım. Ha, bu ülkede, dünyada böyle mi? Yok. 10 yaşında da PADI'nin vermiş olduğu belgeler var. Onun dışında diğer sistemlerin de var. Peki 14'ün üstünde olan var mı? 14'ün üstünde de olan var. Kanada bunlardan biri. Scuba'da 14 yaşının üstünde değil, 16'da istiyor. Bu bir muamma. Bizim isteğimiz şu, ticari olarak değerlendirdiğimizde eğer ki riskler çok, yani risk zaten risksiz bir iş yok haliyle. Suya girdiğiniz anda artık o her şeyi kabullenip giriyorsunuz. Sıfır risk diye bir şey yok. Ticaret yapıyorsanız, ki bizim yaptığımız iş, hem bunu güvenli bir şekilde yapmak istiyoruz, hem de yönetmeliğine uygun olsun istiyoruz. Ama şu anda bunu sınırlandırmak zorundayız. İsteğimiz yaş sınırının 14 değil,
birazcık daha aşağısında olması. Ama benim ülkemde gördüğüm şu var, 12 yapsak 10'da daldırır, 10'da yapsak 8'de daldırır, 8 yapsak 4'te daldırır. Bilmiyorum onun sonu nereye varır. Şu anda bu yönetmenin uygulanırlığı karşılığını yazan, ki bu bir öneri arkadaşlar, yönetmelikteki bu 14 yaş sınırı kanun değil, öneridir. Öneri olduğu için de aynı denkliğinde bir tane hoca yok. Yani bir hoca bulsak aynı denkliğinde, sen de bir öneri yaz, değiştirelim. Bize söylenilerini söylüyorum. Kendi yorumum değil bu. Ben de istiyorum. Ticari bir dalış merkezine sahip olduğum için 12 yaş olsun istiyorum. Bakın söylüyorum, sabah gelen bir mail var ama ne yazacağımı bilmediğim için artık eş çocuğunu daldıramayacağım diye yazmak zorundayım buna. Yapabileceğim bir şey yok. Bir il temsilcisi olarak kuralların dışına çıkabilme lüksüm de yok. Yapmıyorum da. Medya hocam hoş geldiniz. Yani beklenti olarak söylersek gelecekteki yaşının daha makul mantıklı Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi 12'ye çekilmesi. Onun dışında bu federasyonumuzun ticari dalış merkezleriyle ilgili sportif amaçlı bir faaliyet yürütüyor. Federasyonun temel yönetimi içerisinde sporu sevdirmek, geliştirmek, özendirmek. Ama biz spor olarak, scuba'yı spor dalı olarak görmüyoruz. Scuba bir spor dalı değil. Tamamen keyfe keder yapılan bir hobi şeklinde. Yani federasyon bizim için şu anda önemli ama ilerideki süreçte ticari dalış merkezleri ayrıldığında o artık kendimizin vereceği bir karar olacak. Bunda da zaten şu anda hani kim nasıl bir sistem olacak, onun altyapısı da oluşturulabilir. Zaten yapılıyor da galiba. Umarım ileride daha nasıl söyleyeyim, daha özgür, daha rahat bir ticaret yapabileceğimiz, rekabetin haksız olmadığı bir ortam olur. Çünkü şu andaki durumunda farkındayız. Ama TSSF'nin ilk temsilcisi olarak da o hani federasyonu da desteklediğimiz fazlasıyla nokta var. Çünkü o olmazsa eğer bizlerin yurt dışındaki spor dallarında kendimizi tanıtma şansımız sıfır. Ki çok ciddi başarılar var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Ve bu emekler bakın öyle 1-2 yılda olmuş değil. Geriye dönük. Hocam sen rugby'de, hokeyde oynamış mıydın? Serbest ısı. Hokey ve rugby'nin geçmişi yaklaşık 12 yıl arkadaşlar. 12 yıllık bir emeğin karşılığında dünya şampiyonluğu 2 kere üst üste geldi. Ve artık kürsüyü görmediğimiz yıl yok. Öyle basit değil. Umarım herkesin gönlünün istediği gibi bir şey olur. Yönetmelik açısından ve talimatlar ve gelecek için. Bir de ben Adnan hocama bir soru soracağım. Hocam o kadar anlattık ettik. Biz bu kitabı nereden alacağız ve ne kadar ücreti? Web sayfamdan alabilirler. Fazla bir para değil zaten. Kargo ücreti de 35 lira. Yarın burada da zaten sunumda şeyde satışa da sunacağım. Tabii aktif satış olacak. Direkt benle de irtibata geçebilir arkadaşlarımız. Yaklaşık olarak son 10 dakikamız. Herkes sektörün içerisinden. Mikrofonumuz var değil mi? Varsa soruları alalım veya paylaşmak istedikleri varsa dostlarımızın. Eğer mikrofonumuz yoksa ses de duyuluyor. Medya hocamın vardır ya sorusu. Yasak bölgeler. Ne oldu bizim batıklar? Evet. Ama işte. Çözüm noktası burası değil. Konuşuyoruz. Aynen öyle. Evet, var mı katkıda bulunmak isteyen veya soru sormak isteyen? Buyurun. Sezon için beklentiler nasıl? Evet. Yap. Tekniği sat dedim, satmadı bana. Demek ki var işte. Tabii buyurun. Tabii. Buyurun. Kendimi tanıtmadan... Tanımayanlar vardır, tanıt önce. Merhaba, ben Mediha Polman. Adrasan'da 22 yıldır dalış merkezi işletiyorum. Aynı zamanda sahibiyim. Bu işleri oldukça iyi bildiğime inanıyorum. Ocak ayında Almanya'da Boot Show'daydık. Hem oda olarak hem ben dalış merkezi olarak. Oldukça ilgi büyüktü standımıza ve Türkiye'ye karşı. Ve bu
yaz bu sezonun çok iyi geçeceğine inanıyorum hepimiz için. Teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum ayrıca. Sağ olun. Medya Hocam aynı zamanda Deniz Ticaret Odası meclis üyemiz. Dalış sektöründeki hem hanımefendi olarak, kadın olarak hem de sektörden tek temsilcimiz. Teşekkür ediyoruz onlara. Sayın Kaçmaz'ın sorusu var. Dün TÜDAV, TÜDAV Vakfı, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı buradaydı. Elif Hanım'ı tanıyor musunuz? Evet. Onunla ortak bir çalışmanız var mı? Akdeniz Fokları ile ilgili benim bildiğim bir çalışma yapmak istiyorlar. Bir de onun dışında projeleri vardı. Yani herhangi bir ortak çalışmamız yok. Şöyle, şu anda bize dün verdikleri bilgilere göre Antalya kıyıları, Antalya ili kıyıları hem kirleniyor aşırı bir şekilde hem de çoğu deniz canlısı tehlike altında. Bunlarla ilgili araştırma yapıyorlar. Hatta deniz gönülleri diye bir grup kurmuşlar. Onu bilginiz var mı? Deniz gönüllüleri. Yani isim, evet bilgimiz var ama tam olarak ne yaptıklarını, bizden herhangi bir kontakları söz konusu değil. Ha, bravo, şu anda. Bravo. İşte ben de tam şu anda yanınızdaki beyden, hangi sancak mı oluyor? Sancak. Evet. Cüneyt Bey'den bekliyoruz bu koordinasyon kurmasını. TÜDAV Vakfı güzel şeyler planlıyor. Hı hı. Akıllı insanlar var, üniversite hocaları var. Bizler varız. Ben de bilmiyordum, ben de dün öğrendim. Siz varsınız, sizin ekip var. Gamze Hoca'nın ekibi var, hocamızın ekibi var. Bizler bilmiyoruz ama bu bir orkestra şefi gerekiyor bize şu anda. O da Cüneyt Bey'in olması gerekli. Yani süper deniz ticaret odasının olması gerekli. Denizler korkunç kirleniyor. Deniz canlıları tehlike altında. Yakında daldığınız zaman sadece aşağıda batıklar bulacaksınız. Canlı manlı kalmayacak. Şimdi tur... şey için... Evet. Şimdi tabii her gayret çok kıymetli ve değerli ama koordinasyonsuzluk da enerji kaybına, güç kaybına neden oluyor. Biz tabii Deniz Ticaret Odası olarak sizin görevlendirmelerinizi her zaman başımızın üzerinde taşıyoruz Hasan Bey. Biz bu işin koordinasyonunu yapmaya ama benim de dün haberim olan bir çalışma grubu. Esasında çok farklı Türkçe var, Mavi Bayrak var, Turmapa var, deniz gönüllüleri, TÜDE. Bir araya gelmek lazım. Bunu da Deniz Ticaret Odası'nın ilk meclis toplantılarımızdan bir tanesine planlayıp yaz öncesinde bir koordinasyon çalışmasına gideriz. Onun harici denizler kirleniyor, evet. Yani süratle kirleniyor. Hala tabii seviniyoruz Doğu Akdeniz'in en temiz sahillerine sahibiz diye ama bu hakikaten en önemli konu. Doğru. Başka sorusu olan var mı veya paylaşmak istediği? O zaman bundan sonra da çünkü bir toplantı var. Ben özellikle tekrar Sayın Adnan Hocama ve İsa Hocama çok teşekkür ediyorum. Ama bu organizasyonu yapan Sayın Hasan Kaçmaz'a hakikaten çok teşekkür ediyorum. Onun liderliğinde bu toplantılar oluyor. TÜYAB'a teşekkür ediyorum. Özellikle önümüzdeki sezonun dalış işletmelerimize, sualtı sporları ile uğraşan işletmelerimize çok verimli, başarılı, hayırlı geçmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.